Türkiye'nin belki üçüncü büyük ili olan Adana böyle bir yer. Büyükşehir Belediyesi olarak yaklaşık 5 milyonun üzerinde nüfusu var. Özellikle burada birçok pamuk üretilen bir yer. Sanayinin en çok olmuş olduğu yer. Özellikle Çukurova akla gelince rahmetli Sakıp Sabancı aklıma geliyor. Onun güçleri, buradaki boyutları geliyor. Onun torunları, çocukları en azından el atmış olsalar buraya, burada en azından mağdur insan kalmaz. Bu gariban, demin dedim ya, sokaktaki hayvanlara andırıyor. Çok ayıp konuştum ama maalesef gerçek olan bu. En azından sokaktaki hayvanlara insanlar acıyarak ekmek yemek veriyor. Ama buradaki insanlar bırakmışlar kendi hallerine. Kaderini terk edilmişler. Ne olur biraz duyarlı olsak, bu mekan takımında olan insanlara bir el atsak, o sokaklarda acıymış olduğumuz kedi köpeklere vermiş olabileceklerden biraz da bunlara versek, ne olur sanki yani. Evet sevgili izleyiciler, dedim ya, yavaş yavaş gün doğuyor. Sevgili izleyiciler, halkın sesi olarak Tekirdağ'dan çıkmış olduğumuz yolculuk hala devam ediyor. İstanbul Havalimanı'ndan binmiş olduğumuz uçakla Mardin'e geçtik. Oradan içeriye dolaştık. Onun akabesinde şu an Adana otogarındayız. Sabah saat 07:00 civarında. Burada mekan takımların kalmış oldukları yerler. Az sonra göreceksiniz. İçerisi leş gibi kokuyor. Kimi battaniyesini bırakmış herhalde. Müşteri gibiye gitti. Kimisi hala yatıyor. Evet görüyorsunuz hala. Uyuyanlar da var. Bu Türkiye'nin malum kaderlerinden bir tanesi bu. Kim bilir ne hayatlar geçti, neler yaşandı, evsiz baksız kalanlar. Böyle devam ediyoruz. Yine böyle. Ben de zabıta karakolunun tam önünde. Zabıta memurları da buradalar. İnsanlar böyle uyuyorlar. Herkes böyle kalmış kendi halinde. Enteresan tarafı sevgili izleyiciler, burası Büyükşehir Belediyesi. Hemen zabıta noktasının tam önünde bu insanlar bu deserken merak ediyorum, Büyükşehir Belediye Başkanlığı bunlarla ilgili bir barınak düşünmemiş mi? En azından bu kış günü bu insanlar mağdur olmazlar. Bunlar bir misafirhane gibi yer açılır. Orada konaklayabilirler.
Bilmiyorum, yanlış mı düşünüyorum? Özellikle bu belediye başkanı az çok Erdoğan Bey'i tanıyorum ben. Birkaç defa görüştük kendisiyle. Duyarlı olduğunu da biliyordum. Neden bu konuyu ele atmıyor ve atmadı? Onu merak ettim. Anons odası var burada. Herhalde şey diyor anonslarında, gelin kalacak yer var mı diyor, anons ediyorlar diye düşünüyorum. Evet sevgili izleyiciler, dedim ya tam zabıta noktasının önünde o içerideki meskeni tutan insanlar burada yatıp kalkıyorlar, burada barınıyorlar. Bunlara burada Büyükşehir Belediyesi bir yer açmış olsaydı en azından misafirhane gibi orada konaklayabilirlerdi. Evet sevgili izleyiciler, şu an Adana Otogarı'ndayız, devam ediyoruz. Evet sevgili izleyiciler, dedim ya şu an Pozantlı'dayız. Arkamda görmüş olduğunuz dağlara sisler çökmüş. Buranın biraz ilerisi de Adana. Adana'nın ne kadar sıcak olduğunu hepimiz biliyoruzdur. Adana'ya bağlı bir ilçe burası. Yayla olan bir ilçe. Dedim ya buraya yazınla gelmiştim. Müthiş bir sıcak. O kadar da lodos esiyor. Göz gözü görmüyordu. Bir gün daha önce müthiş bir yağmur vardı. Az önce de söyledi işte buranın kesen çalışan görevli. Bundan sonrası artık kar bekliyoruz dedi. Burası yüksek olduğu için genellikle kar tutan bir yer. Enteresan taraf işte. Adana o kadar sıcakken burası da buz gibi bir yer. Nasıl ki Antalya'da aynı şekilde böyle sıcak olan bir yer. Hemen tepede Türkoğlu dahaki yerlerin soğukluğunu da açık biliyoruzdur. Türkiye gerçekten coğrafi olarak iklimi muhteşem olan bir yer. Ama biz ne yazık ki bu ülkede sahip çıkamıyoruz. Hak ettiği değeri veremiyoruz. O yüzden diyorum ya, özellikle bu bahsetmiş olduğum Mardin'deki, Ömerli'deki göçmüş olduğum Süryani vatandaşla olan diyalogluğu, oranın halkının onlara olan diyalogluğunu bir gelin görün. Paylaşmayı, sevgiyi ne olduğunu burada daha iyi göreceksiniz. İlla ki Adana'da da vardır. Türkiye'nin her bir tarafında azınlıkta olan yabancılar var. Ama artık onlar ismini olmuşuz. Onlar bizden birisi olmuş. Kız alıp kızı vermişiz. Şöyle Osmanlı tarihine bakacak olursak, daha ki Osman Bey'den sonraki bütün evlenilen krallar, padişahlar hep genellikle yabancılarla evlenmiştir. O yüzden birbirimize karışmış bir haldeyiz. Evet, bugün burada Kozanlı'da kola verdik. Biraz sonra yola çıkıp devam edeceğiz. Vatandaşlarla bakışıp çok iyi. Bu işin tek bir zorluğu var. Uykusuzluk. Uykusuz hem yolcunun derdini çekmek hem her türlü yollar çekmek. Ayda kaç defa çıkıyorsun? Günlük çıkıyorum. Her gün mü? Her gün çıkıyorum. Günlük yapmıyor musun? Yolda yatıyoruz. Yolda yatıyor. Evet. Başka bir şey yok. Hayır, başka hiçbir şey yok. Allah Allah. Yolda kaptanlar benden çok yatıyor. Peki ne maaş alıyorsun? Asgari ücret kadar alıyoruz. Fazla da alıyoruz. Yoldan çıkarsan. Yoldan çıkarsan ya. Şimdi yaş kaç bu arada? Efendim? Yaş kaç? Yaşım 23. Daha önce başka bir şey yapmadın mı? Yok, daha hiçbir şey yapmadım. Hep otobüs işleriyle uğraştım. Okulu çok şükür lise birden terk ettik. Bana şansıma geldiniz mi? Ya aldıktan sonra bir gereğini duymadım.
Nerelisiniz? Diyarbakır. Aile burada mı? Adana'da. Ya durun da şu programı saat mi? O yalnız lan. Pandemir ile Halkın Sesi şu anda Adana Pazarı'ndalar. Dışarıda müthiş bir yağmur var. Sanki böyle burası yayla olduğu için gerekli. Kaptan üstadım bakar mısınız? Siz buranın yerlisisiniz. Buranın mevsimi nasıl oluyor bu zamanda? Buranın neyi? Mevsimi. Mevsimi çok iyi oldu. Mevsimi çok kötü geçti valla. Evet. Olarak böyle bir kesin. Kar yağmur peki? Tabii. Şu an kar zamanı mı? Şu anda kar gelmek üzere. Evet. Evet, güzel. Evet. Peki. Kar ya bu adamın bu yağmur arkası kar. Evet. Pozantı Taşpınar tesisleri. Ben buraya daha önce yazın gelmiştim. Burası çok yayla olduğu için bayağı sıcaktı ama ondan yazın rağmen... sıcak olur. Aynı zamanda Poyraz eksik olmasın abi. Devam etsin. Boğaz olduğu için çünkü. Güzel, sıcak vurarak kesiyordu yani. Sıcak vurarak eser. Ben daha önce burada bir şey var. Aşağıda bir mezarlık falan var. Hastane yapmışlardı. Alman Nazi döneminden gelen. Şu aşağı tarafta. Evet. Evet oranın da haberini yapmıştım. Orası evet. Çok tarihi bir yer. Doğanızı sahip çıkın bence. Evet. O zaman çok güzel yer ama değinebilen yok. Kaç yıldır kumuşta uğraşıyoruz? Ben mi? 30 senedir. 30 senedir. 30 yıldır bu suyuşta uğraşıyorum. Çok insanlar görüyorsunuz. Aynen öyle. Böyle ülkenin işte, her bir tarafında insanlar görüyor. Böyle evden kaçan, eşinden boşanan denk geliyor mu şimdi? Denk geliyor. Ne yapıyorsunuz peki? Ne yapalım işte. Hemen polis arıyoruz. Jandarma arıyoruz. Öyle bir şeyler yapıyoruz. Peki. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Evet, merhabalar, kolay gelsin. Sağ olun, teşekkürler. Sizi tanıyabilir miyiz? Cemil Akdemir, 5 yaşındayım. İlkokul 5'ten sonra bu mesleği babamın yanında öğrendim. Ve halen de çalışmakta. Ne yapıyorsun burada? Balta, dahare, keskinleştirme, onarım, tamir, yeni kılıç mılıç, üretim. Kalkan malkan? Yok, onlar bizim yok. Branşımız değil. Anladım. Bizimki tarımsal aletler. Anladım, şaka bir yana. Şimdi burada Ömerli'de kala kala bir sülalesi mi kaldı? Evet. Sonsuz yani. Başka yok mu? Yok başka. Peki, yok. Niye gitmiyorsunuz? İnsan kendi toprağında buldu. Ne güzel bir şey. Peki burada Ömer'le halkıyla diyalogunuz nasıl? Zaten o diyalog, sevgi ve saygı çerçevesinde olmasaydı, inanın göçüp gitmiştik. Karşılıklı bir sevgi, bir saygı, anlayış, özveri. Birlikte burada kardeşçe yaşıyoruz. Şöyle bir şey diyelim o zaman. Tüm Türkiye'ye seslenelim. Önce bir gelin. Mardin'i bir görün. Ömerli'yi bir görün. Kardeşliği, paylaşmayı, bölüşmeyi görün. Ne diyelim? Kesinlikle. Aynı. Hatırlıyorum. Evet. Delikanlı sen alalım bu tarafa doğru. Gel böyle. Şimdi araya girdik. Sen burada çalışıyorsun. Evet. Ama Müslümansın. Evet. Hiç gittin mi kiliseye? Evet gittim. Hiç gittin mi camiye? Camiye hayır. Gitme. Gerçeği söylüyor şimdi. Doğru. Bir git ama ayağım gittim diyor. Ardı. Yani bir şey olmaz ya. Orası sallar diyor. Orası sallar diyor. Değil mi? Şimdi gerçeği söyledik burada ama yani. Ama çok güzel. Yani tamam çok güzel. En güzeli. Şimdi sen ne diyeceksin bu konuda? Valla bizim oraya gitmemizin amacı iş vardı. Yok ağaçların... bilir. Yok yani... Ağaçların etrafını çapa attık. Evet. Anladım. Yani böyle iş amacıyla gittik. Anladım. Ama bayramlardan evimizi dolduruyorlar. Allah razı olsun. Ne güzel. 3 gün boyunca gece. Kurbanlık akşam... geliyor mu? He? Kurbanlık geliyor mu? Kurbanlık? Kurban bayramında. Kurban bayramında ben onlara gidiyorum. Evet et geliyor. Ne güzel. Kurban mı? Komşulardan, tanıdıklardan. Şimdi babanız da devam edeceğiz. Babanız rahmetli mi? Rahmetli Danyal. Danyal. Orada doğdu, burada yetişti. Savurdu. Doğma büyüme, savunma, aileniz var, çocuk var. Çocuklar var. Yenge de Süryani mi? Evet. Midyat köylerinde. Bir de araba senin var. Yolu karıştırmış oldum. Çocuklar var,
Çocuklar dört tane var. Dört tane. İsimleri ne? Juliet, Linda, Gevergiz, Daniel. Senin ismin neydi? Cemil. Nasıl oluyor Cemil bu? Baba sana Cemil vermiş. Sen dede. Bunları... Dede. Dede ismi. Babanın ismi neydi? Daniel. Ha, o da kısa. Öyle. Neyse şakayı bırakalım. Ben şunu diyorum. Din insanın vicdanındadır. Ne Allah kadar? Hepimizin Allah'ı. İnanç hepimiz inancı. Kul hakkı değilse yaşayıp göreceğiz. Evet sevgili izleyiciler tekrar söylüyorum. İrfan Demir ile Halkın Sesi programında bu haftaki konumuz Midyat'ta, Mardin'de, Ömerli'deki Süryani, Ermeni, Yahudi insanlarla Türk halkının nasıl kardeşçe yaşadıklarını araştırmaya devam ediyoruz. Diyorum ya gelin buraya, öncelikle buraya yaşayın. Mardin'de bir görün, Ömerli'de görün. Bakın şöyle dönelim. Dön şöyle, gel buraya doğru gel. Sen şöyle geç abi, sıraya geç. Evet, burada elime bir atış almak istiyorum. Nasıl alacağım bunu bilmiyorum. Kaldır şunu bakayım, hayır şunu demiri kaldır. O demirin şeyini de sıcaklığına görelim. Evet, şu demir, bu kazma. Evet. Bunu gelip odan alan Araplar alıyor. Buranın yerleri alıyor. Aynen. Kürt alıyor. Evet, ama sen kaldırırsan satıyorsun onlara. Aynen, satıyoruz. Bunu tamir etmek için getirmiş köyden. Öyle mi? Evet. Bunu keskinleştirme tamir. Orada yeni ürünler var. İmala. Şöyle dönelim. Böyle dönüyoruz. Evet, gördüğünüz gibi bunlara biz şey deriz. Bizim Karadeniz yöresinde biz bunlara şey deriz. Girevi deriz. Dara. Biz girevi deriz. Dara. Fındık toplarız bunlara. Biz de böyle üstüne atlarız. Evet. Bunlar emek. Dedim ya bunların dili, ırkı, mırkı olmaz. Emek bu emek. Emeğe de saygı duymak zorundayız. Ne güzel bir şey. Burada son bir Süryani aile kalmış. Çocuklarıyla bir mücadele veriyor. Bir de dışarı ona saygı duymak. Efendim çok teşekkür ettim. Başka üstüne. Evet şu an Mardin'in eski çarşı caddesinde doğru yürüyüşe başladık. Hava da yavaş yavaş kararmak üzere. Bu da malum soğuk için hava erken kararıyor. Saat şu an 16 civarı. Yani 4'ü falan geçiyor. Eski binaları görüyorsunuz. Biraz sonra bunlar şu aydınlık saatte biraz sonra bunlar açıklanır. Daha bir muhteşem görüntü haline gelir. Evet, eski evlerinin o muhteşem güzelliğini görebiliyorsunuz. Ne kadar çirkin bir görüntü. Tarihi binanın üzerinde çanak antenler koymuşlar, baz istasyonları. Ve bunlar insana resmen kanser boyutlarına davete çıkartıyor. Ve Türk Telekom'un olduğu bina. Tabii o kadar duyarsız bir yer. Evlerin bazıları satılık burada. Biri ne kadar para. Fakat enteresan bir olgu var. Buraya daha önce gelen birçok gazeteci arkadaşlarım, meslektaşlarım bunun haberini yaptılar. Belki de gündeme getirmişlerdir ama ben hatırlamıyorum. Merak ettiğim bir şey. Bu kadar iç içe olan bir yerde bir yangın çıktığında itfaiye falan nasıl geliyor buralara? Yüzyıllardan beri burası çok eski olan bir binalar. İşte sokağa bakın, şu ana sokağa. Buraya itfaiye girmesi mümkün değil. Şu tepeye doğru bakın. O tepeye yangın çıktığında oraya itfaiye nasıl çıkar? Veya hiçbir yangın olmaz burada. Olmamış budur. Evet, devam ediyoruz. O kadar enteresan bir yer ki. Yolun sol tarafında cami, sağ tarafında kilise. Demin paylaşmıştım. Ömerli'de o Süryani insanın yapmış olduğu konuşmayı aklıma geldi şimdiden de. Keşke onu başarabilsek. O yüzden şunu söylüyorum. Gelin bir görün. Özellikle Mardin'i görmenizi tavsiye ediyorum. Evet. Evet dediğim gibi yine ara sokaklardan devam ediyoruz. Bakın buraya itfaiye girebilir mi? Yangın çıksa burası ne olur? Evet devam ediyoruz. Tepeye doğru
bahsettiğim gibi binalar hep iç içe. Hep böyle iç içe çalmış binalar. Şu yukarıda bakın. Diyorum ya, bir yangın olmuş olsa nasıl olur? Peki nasıl oluyor? Yangın çıkmıyor mu da hiç? Ne yapıyor itfaiye geldiğinde? El yardımı. Anladım. Peki, kolay gelsin. Evet, bir delikanlıyla konuştuk. Çıkıyor ama diyor, İnsanlar kendi çabalarıyla söndürmeye çalışıyor diyor. Dedim ya, şuraya aşağıya bakın. Şu arkama doğru bakın. Bu cadde böyle iniyor aşağı. Buraya ambulans, mamulası da hastalansa da giremez buraya. Ancak karga tulumu olacak ki onu kaldırsın da getirsinler buraya. Bu da cadde bir ambulans gelecek. Ve taksi gelecek götürsünler. Evet. Devam ediyoruz. Burası meşhur Mardin'in eski çarşısı. Şöyle arkaya doğru bakalım. Bakın dediğim gibi öyle mi? Düşme yaptı, oyuna geldi. Dediğim gibi şöyle bakalım. Şöyle bakın. Diyorum ya, burada bir yangın çıkmış olsa buraya nasıl giderler? Evet. Böyle devam ediyoruz. Abi gene bir konuşalım. Kolay gelsin, iyi akşamlar. Bol alışverişler. Amcacığım, buranın yerlisisiniz değil mi? Hı? Buranın yerlisisiniz. Evet. Kaç yıldan beri? Bayağı oldu. Bayağı. Şimdi ben Halkın Sesi program yapımcısıyım da Ömerli'ye gittim. Orada Sürenler'le falan konuştum. Evet. Bir demirci var, onu buldum, konuştum. Çok harika bir insan. Hı. Burada çok hoşuma giden taraf şu, Sürenler, Ermeniler, Türkler hiççe kardeş yaşayabiliyor. Evet. Ben de diyorum ki hep buraya bir gelin görün. Evet. Medeniyeti görün burada. Evet. O kavganın ne olduğunu görmeyeceksiniz de. Kavga mavga yok diyorum. Bir de bir çıkan çıkan taraf var. Burada yukarıda hep evler iç içe. Evet. Yangın çıksa, Allah boğazsa, birisi hastalansa ne yapıyor orada peki? İtfaiye giremez. Ancak mahalladan karga tulumba, yatak yorgan, öyle mi diyor? Yangın çıktı peki ne yapıyorsunuz? Kendi kendine söndürürler. Orası da Allah kerim diyorsun değil mi? Allah. Peki, kolay gelsin. Evet, sevgili izleyiciler, devam ediyoruz. Burası nedir? Cami mi bu? Evet. Efendim? Evet. Evet. Evet, devam ediyoruz. Tarihi caminin önünden şu an geçiyoruz. Şey Çabuk Cami diyor. Abdullah bin Ensari Cüneytli Türbesi diyor. Sizin oğlum ustası diyor. Şey Çabuk Cami. Peygamberimizin postasıymış. Demek ki çabuk posta geçiyor herhalde ki. Oradan kalıyor adı. Evet. Evet, evet, devam ediyoruz. Hakikaten güzel, iç içe olan bir yerler. Ama tekrar tekrar söylüyorum. Bir hastalanma olduğunda, bir yangın olduğunda veya Allah göstermesin, cenaze olduğunda mutlaka insanlar imece usulüyle yaralarını taşıyor. İmece usulüyle merhabalar, kolay gelsin. Şimdi üstadım, buraya geldim ve Halkın Sesi olarak yapıyorum da şey soracağım. Burada çok güzel otantik durum var. Süryaniler ya, Türkler, Ermeniler hiççe yaşıyor. Daha bugün de işten geliyorum, Ömerli'den geliyorum. Orada bir şey buldum. Süryani bir demirciyi buldum. Çok hoşuma gitti. Güzel tarafı bu. Diyorum ki gelin buraya görün, medeniyeti, dostluğu, paylaşmayı, kardeşliği görün diyor. Doğru mu? Doğru. Fakat buraya kadar normal. Bir anormal tarafı var. Binalar hep iç içe, evler üstlerde. Aynen. Bir yangın çıktığında, bir hastalanma olduğunda, bir Allah muhafaza biri öldüğünde ne yapıyorlar peki bu insanlar? Şey, yol vardır ya. Bu arada yok, mümkün değil. Var, arada var. Araya gelmez ki ambulans giremez. Ondan değil. Öbür taraftan mı var? Baştan var. Evet. Ambulans giriyor, yoldan da var, en üst de var. Kalede. Tabii, burası tabii sit alan olduğu için ondan yapmamışlar. Bir de bir şey soracağım, buranın yerlisi olarak. İleride telekom binası var. Tarihi bir bina. Tabii. Sit alanı olan bir yer. Aynen. Üzerine baz istasyonunu koymuşlar. Evet.
Ve resmen kanser bangır bangır geliyor. İşte o bilmiyorum. Niye tepki vermiyorsunuz buna? Ses kaldırın bence ya. Bence bilin. Kolay gelsin çalışmalar. Evet sevgili izleyiciler dedim ya. Biraz da kendimiz sağlığımızla ilgilenelim. Şimdi az önce konuştuk. Diyor ki yukarıya ambulans daha girebiliyor. Şöyle dönelim. Şöyle bakalım. Buradan yukarıya merdivenler var. Ambulans çıkması mümkün değil. Ancak onu birisi karga tulumba böyle getirip aşağı indirecek veyahut da yangın olduğunda sularla söndürecekler. Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Her şey bir yana gerçekten buram buram tarih kokan bir yer. Medeniyetlerin yer almış olduğu binlerce yıllık dönemlere ağırlık vermiş Osmanlı'da, Bizanslı'da, Romalılar'da, Cenevizliler'de, Lidyalılar'da belki de aynı şekilde burada hayatlar yaşanmış. Kim bilir ne sahneler yaşandı, neler yaşandı burada. Şöyle yukarıda çıkalım. Böyle bakalım, demin dedik ya, buralara itfaiye ambulans giriyor mu, girmiyor mu? Şöyle sokağa girdik. Daracık bir sokak. Böyle yürüyoruz. Burada kapılar demir. Camlar da demir. Evet, yukarı doğru çıkıyoruz. Hala çıkıyoruz. Bana soruyorum, buraya itfaiye giriyor mu? Giriyor. Ambulans giriyor mu? Giriyor. Evet sevgili izleyiciler, söyleyin bakalım bana. Buraya ambulans girer mi? İtfaiye girer mi? Evet, yukarı doğru çıktık. Bayağı da çıktık ama. Tabii dönüşü var, geri dönüşü. Buradan devam ediyoruz. İleride bir kapı var. Evet, yukarı doğru. Şöyle bakalım. Arkamda gördüğünüz gibi. Evet. Sayıyorum. Nerede bu ambulans kapıları? Vallahi bayağı yoruldum ben. Evet, şu an geldik bir ara sokağa. Buradan mı ambulans geçiyor? Bu ambulans geçiyor mu? Yok. İtfaiye, peki ben demin sordum, dediler ki böyle yangın çıksa, hastalansa ne oluyor? Hayır, ambulans buradan geçmiyor. Direkt ambulans geliyor, itfaiye geliyor. Yok. İtfaiye de gelmiyor, ambulans da geliyor. Peki ne yapıyorsun o hastalar, yaralar, ne yapıyorsunuz? Karga tulumba. Aşağı indiriyorlar. Cadde. Karga tulumba değil mi? Peki, teşekkür ettim. Bura çıkıyor mu böyle yukarı? Nereye? Yukarı doğru. Evet, devam ediyoruz. Evet, ben ne güzel söylüyor arkadaşlar. Buraya sadece küçük arabalar geçecek. Evet, o da ana cadde, buradan geçiyor, aşağılardan değil. Ana caddeden ambulans geçiyor, itfaiye geçiyor. Yani. Evet. Taksi. Evet, bu taksi ancak kendi kaderiyle esper kadar dönmeme şartıyla gidebiliyor. Evet. Dönüşü de yok bunun için, dönemez çünkü. Yani bir evet. Ama dedim ya, tarihi bir yerler, otantik, dolu dolu. Bunlar tadilatta mı buralar? Evet. Anladım. Hep sahipleri var mı değil mi buraların? Evet. Anladım. Buradan aşağı inebiliyoruz değil mi? Evet. Aşağıya devam edeceğim. Aşağıya devam edeceksen buradan. Heh. Aynı sokaktan çıkacaksın. Yani. Anladım. Buradan Cumhuriyet Meydanı'na iniyorsun. Evet. Sevgili izleyiciler, şu an hava karardı birazcık. Mardin Kalesi hemen arkamda. O hep görmüş olduğumuz ışıl ışıl manzara şu an karşımızda. İşte doğanın vermiş olduğu en güzel yerden nimetten bir tanesi bu. Ama ben buraya geldim. Gündüz şu an gözükmüyor. Biraz önce dolaştığımda bu tarih ellerin üzeri sit alan burası.
Üzerine iki katlı, üç katlı kaçak yerler yapılmış. Maalesef bu halde. Şöyle dönüp baktığımızda gördüğünüz gibi muhteşem bir manzara. Böyle bakıyorsun, bu güzelliği görmemek mümkün değil. Hemen arkaya döndüğümüzde şöyle aşağı doğru bineyim. Evet. Şöyle bir bakarsak Mardin'in o ovasının güzelliğini daha net görebilirsiniz. Arkamda Kızıltepe yolu ışıl ışıl parlıyor. Hemen bu eski çarşının olmuş olduğu ana caddenin ışıklarımış bir halde. Şöyle döndüğümüzde Mardin'in ovasındaki bu akşamın ışıllığını, güzelliğini görebiliyorsunuz sevgili izleyiciler. Gündüz aldığımız görüntülerin devamını şöyle arkama bakarsak daha net göreceğiz. Gündüz başka, gece başka. Bu güzelim memleketin değerini inan ki bilemiyoruz. Türkiye'nin her bir tarafı muhteşem bir güzellik. Kapadokya'da tutun, Pamukkale, Sümele Manastırı, Aspendos, ya aklınıza gelecek her bir yer, her bir yer cennet ama biz maalesef değerini bilmiyoruz. O kaçak kazılara izin vermemiş olsa, ha bu arada çay geldi, bu arada alayım. Az önce çay içtim, inanın tadına varamadım. Bir de kahve dediler, kahve yaptılar. Yeterli. Kahve de şey, Ermeni kahvesi. İnanın hayatım boyunca o kadar kahve içtim. İlk defa içmeye kıyamadığım kahveydi bu. Tavsiye ederim yolunuz içerse burası Taş Kafe. Bir gelin buraya. Reklam yapmıyorum sevgili izleyiciler. Sadece fikrimi söylüyorum. Bir gelin buraya, bir tadına bakın. Emin olun pişman olmayacaksınız. Dediğim gibi burada eski çarşıda Taş Kafe'ye bir gelin. Ermeni kahvesini bir için. Evet sevgili izleyiciler devam ediyoruz. İnsanlar teraslarda görüntü alıyor. İşte Mardin kapısı şen olur derler ya. Hakikaten de öyle. Mardin kapısı şen olmuş. Kaptan şunu soracağım, kaç yıllık şoförüz? Sizlerinize bakın. 15 yıllık. Bu zaman zarfında tabii 15 yıllık siz çok konulara sahip olmuştursunuz. Özellikle bu kimlik kontrollerinde şurada burada evden kaçanlar olmuştur. Bir de ben sizin bir haberinizi yapmıştım Erzurum'da. Hep demiştim ki bu kaptanlar böyle düz kimliklerine bakmayın. Onlar yeri gelir. Arabanı yıkarlar, geri gelir, atletle onunla gezerler. Arabanın altı yatıp kalkarlar. Çektikleri dediğini bildiğim için konuşuyorum yani. Evet. Evet, şu an biraz daha uzanma tarafında yaklaştık galiba. Şu bayra şahidi oluyoruz. Şu an tekrar hayata gelseniz yine yapar mısınız bu işi? Yaparım çünkü sevdiğim bir iş. Severek yapıyorum. Zaten sevmesem bu işi yapamazsın. İlla ki. Çocuklarınız var illa ki. Var. Bir tane. Onlara da tavsiye eder misiniz bu işi? Niye siz istiyorsunuz, istemiyorsunuz peki? Sonuçta evden uzaktasın. Değil mi? Genellikle hep bunu söylüyorum, herkes bunu söylüyor ya. Evet. Kolay değil. Ayda kaç güne gidiyorsunuz? Biz çok yoğun çalışmıyoruz. İki gün evdeysek, şey iki gün yoldaysak bir gün evdeyiz o şekilde. Yani ayda 20 gün çalışıyorsak 10 gün evdeyiz. Şimdi ben
pazar akşamı çıktım, tam 72 saatlerim uykusuzum, gözüm şişmiş bir halde. Ben size bakıyorum, hatta bana diyor ki oho ninni gibi geliyorsun, hiç salları gibi diyor. Ben hayatta uyuyamıyorum. Nasıl uyuyorsun peki? Ya işte zaten çalışıyorum. Böyle çok uyumuyorsun günde 24 saatte uyudun, 4 saat, 5 saat, 6 saat. Maksimum yetiyor da zaten. Anladım. Bu da yeterli oluyor. Peki. Çalışıyor belli bir zaman. Peki, teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler, şu an Bozoyuk'tayız. Galiba mola verdi. Demin gün itibarıyla Tekirdağ'da başlayan kar yağışı bugün Eskişehir kattan başlayıp şu an Bilecik tarafındayız. Bayağı bir katladı kar. Sevgili seyirciler, İrfan Demir ile Halkın Sesi programının bu akşamki macerası sonlandı. Nihayet şu an Tekirdağ'a dönme yolundayım. Bu hafta neler mi oldu? Bu hafta öncelikle İstanbul Havalimanı'ndaki bu ünlüye göndermek istenen ufak çocuklarla ilgili çektiğim görüntüler. Hemen akıbetinde ise havalimanında içinde yapılan 600 yataklı dev bir otel. Otelin fiyatları 4 saatlik 147 euro. Düşünün bakalım bunu ne kadar para yapıyor. Onun devamında Mardin'e indiğimde önce bu tarihi Mardin Kalesi'nin yapılan rezistansları arasında sıkışıp kaldığını, arada kaybolduğunu analizlerini yaptım. Daha sonra Ömerli'ye geçip orada tarihi boyutlarda Suriyanileri, Ermenileri, Yahudileri araştırdım. Onları ortaya koydum. Evet sevgili izleyiciler, bu haftaki konumuz bayağı dolu dolu olacak. Bunu bu hafta yayınlıktan sonra haftaya ikinci bölüm, bir yerde hafta ise üçüncü bölüm olarak da izleyebilirsiniz. Şimdilik bu kadar.